Hepinize selamlar dostlar. Subnautica'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Oyuna yeni bir güncelleme geldi. Zaten oyunun dördüncü bölümü. Hem eski güncellemeden de hem de aslında bayağı önceden çekmiştim ben onu. Allah'ım. Çeşitli sıkıntılar olduğu için bilgisayarda. Bu arada yüksekten düşünce artık canımız gidiyormuş. Bunu şu an fark ettiğim iyi oldu. Adada falan atlamayız sağdan soldan. Ben bir yandan metal toplayayım, bir yandan konuşalım. Neler geldi güncellemede? Özellikle Cyclops, yani şu dev gemi odaklı yeni zımbırtılar geldi. Çekiş parçası, salla. Bunu da geç. Özellikle Cyclops odaklı geldi dostlar. Yeni içerikler, yeni modlar gelmiş, yeni kalkan modülleri gelmiş. Envai çeşit zımbırtı getirmişler. Hepsini zamanla mıncıklayacağız, hepsine zamanla bakacağız. Pili bitmiş. Tak bakalım. Şimdi bir dakika, öbür pil boş olarak çantama mı düştü benim? Evet. Pil şarjı. Kardeş, ben onu senin önünden bir çalsam bana kızmazsın değil mi? Metali hazır. Şey yap. Bak şeye bak, neyse onu da çalayım ben. Resmen envanter dolu diyordur. Kaç kaç kaç. Hayvanın önünden metali çaldım gidiyorum da. 8 dakika kalmış Sunbeam'in gelmesine. 8 dakika içinde hemen işlerimizi halledelim. Şimdi pil doldurum... Bir dakika. Onarım değil, sen. Şimdi iç modüller... Pil şarj cihazı. Bak bundan lazım bize. Cam, bakır, tel, bilgisayar işlemcisi. Cam, bakır, tel ve bilgisayar işlemcisi. Şimdi... Bakır, tel. Tamam. Ben bakır, teli yapıyoruz. Yaptık. Bilgisayar işlemcisi için altın ve mercan diski örneği diyor. Altınımız var mı? Var. Var, tamam. Altınımız da var. Bakır telimiz de varmış ya. Ana. Şimdi 8 dakikada hemen acaba gidip oraya gidip gelmeye çalışmak acaba mantıklı olur mu diye şu an bir yandan düşünüyorum. Bu ne? Kese balığı. Ben seni almışım ama sanırım ben seni şey yapmamışım. Ben seni normal pişireyim. Yani ben seni normal pişirip yiyeyim. Şuradan şöyle. Hop. Tamamdır. Yemeğimiz iyi kötü biraz daha doldu. Şuradan da titanyumu dolduralım. Şimdi evimizin oraya şey koyarsak, fabrikatör koyarsak sıkıntı yaşamayız. Şuradan cam yapalım. Üçlendirilmiş cama şu anda gerek duymuyoruz. Bir bakalım şimdi. Evin içinde üretici, bilgisayar işlemcisi ve kablolama seti. Şimdi onları burada hazırlayalım. Bilgisayar işlemcisi... Aha. Gümüş. 2 adet gümüş. Gümüş, altın ve... Diğer zımbırtı. Altın tamam aldık. Kurşun var. Gümüş yok. Lityum var. Gümüşümüz yok. Evet, gümüşten yana bir sıkıntımız var. O zaman ilk önce şeyi yaparsak... Bir saniye. Kablolama seti. Bilgisayar işlemcisi yapıp direkt bunu yapabiliriz ama bize öncelikli olarak üretici lazım abi. Onun için de öyle ya da böyle şu kablolama setini bulmamız gerekiyor. Onun için de gümüş şart. Peki. O zaman... Bunu koyalım şimdilik. Madem ki bir cacığa yaramıyorsun. Değil mi? Tuz çökeleği. Kurşun. Bakır teli yanıma alayım. Şu dişi daha bırak. Neyse sürekli şeye basıyorum. Ha. Oradan SC'ye basıp duruyorum ben. Alışkanlık işte. Hani menüleri kapatmak için hep basarız ya. 5 dakika şeye kaldı. Cam kozası. Şuna inemiyoruz. O çok derindi abi. Oraya da gidemiyoruz. Ben şuradan bir gemime atlayayım. Güç %57. Ama şimdi bu lazım ya bize. Bu lazım. Şimdi o pili doldurma yerini yapınca zaten sıkıntı çekmeyeceğiz enerji konusunda. Ama işte gümüş gerekiyor dostlar. Gümüş için de azıcık derinliklerde kazım yapıcıyız.
56. Şunu kapatayım da azıcık karanlık gidelim ama elektriğimiz kalsın en azından, değil mi? Burada o hayvan hastalıklı mı ya? Yeşilli bir şeyler geziyordu ama neyse. Bizim ev neredeydi abi? Bu kozanın yakınlarında bir yerdeydi. Aha. Tamam. Evimizi bulduk. Merhabalar ev. Senin bacakların... Heh, gelmiş. Tamam. Şimdi. Senin içinden ben çıksam şunlar bana direkt saldır. Onları bir ara dondurucu bir şeylerle, dondurucu silahla dondurup ağzına vurmak istiyorum onların ama dur bakalım. Şuradan bir çık. Dal usta içeriye. Usta hoş geldin. Şimdi çantamızdan işaretleyiciyi nereye koyalım? Aha da. O müzik ne güzel lan. Ben niye kullanamıyorum seni ya okul burada? Allah Allah. Ona da bunları atıyordunuz, burada duruyorlardı ama. Ha. Ha, sen suyun içinde duruyorsun. İşaretleyicinin etiketini düzenle. Ev. Tamam. Tamam, artık bir adet işaretleyicimiz mevcut. Şimdi son 2 dakika kalmış. Dostlarım, Sambim iniş alanına doğru gitmemizin vakti geldi artık. Yani kısacası adaya gidiyoruz şu anda. Bu bölüm Aurora'nın içine giriş yapacağız bu arada, söyleyeyim. Belki oradan kablolama seti falan şu an arıyoruz ya. Belki hazır çıkmışı vardır yani. Olabilir sonuçta. Koskoca uzay gemisi olsun bir zahmet. Hep Alci, yosun bölgesi buralar. Usta mübarek yani. Tam şey ha. Şu an uçan adaların olduğu kısım. Buranın derinlerinde gümüş falan çıkar aslında ha. Vallahi bayağı cafcatalı görünüyor buralar. Görünmüyor ki bile lan dibi. Nasıl bir yerdeysek ki görünmüyor bile yani. Şuna bak, her yerde pislikler. Ne bık. Sanki ısırabileceksiniz beni burada. Ha bu arada Cyclops artık büyük hayvanlarsa... Oba, o ne? Bir dakika, Aurora'nın arka tarafı. Dostlarım, ilginç bir yerdeyiz. Şuraya bir yanaşalım biz. O ne abi? Bölgede yoğun enerji izi algılandı. Acaba neden? Acaba neden? Bu ne lan? Hemen şunu da alalım. 12, 11 saniye. Vallahi tam zamanda geldik. Çok dakikadamız. Ay anası. Resmini çekelim şunu. Oğlum bu... Demek ki burası sahipsiz değilmiş. Aa, bir şey oldu. Bu şey hareket ediyor. Bir dakika, Sambim'in gelmesi niye 20 saniyeyi uzadı? 1 dakika 10 saniyesi falan mı vardı acaba? Bebe durun, bir saldırmayın bak. Anam! Bunlar ne lan? Dur, daha yüksek bir yere koşuyorum şu an. Bu ne? Mor yapı. Dur, sonradan alacağım. Oraları kurtulun. PDA işaretin gerekiyor. Aurora Survivor. We have your PDA signature. I don't know how you walked away from that wreck, let alone survive. Dayı, aha geliyorlar. We'll be
Dayı, lan bu silah lan! Dostlar. Geçmişler olsun. Geçmişler olsun. Ne oluyor? Geçmişler olsun kaptanımıza. Yaz bunların gemi biraz daha ufak olduğu için bunlar kurtulan olmadı. Bunlar bayağı GGVP yani. Ama şu düşen kaptan mı acaba? Kaptan hayatıma ışık oldunuz en azından. Ne diyeyim, ne denir ki lan böyle ölenin arkasından? Hadi bakalım. Bir dakika. Ne oluyor? Geri toparlanıyor. Oğlum bunu içeride kullanan biri var. Bir dakika. Şu bıçağı koy 1'e. Sen 2'ye. Bir saniye. 5'te fener. 4'te şu. 3'te bu. Tamam. Al bakayım bunu. Bu nedir o usta tam olarak? Antik bir uygarlıktan kalma... Tablet mi bu ne? O ağaçlar falan... Kaplamış etraflarını. Aynen bak bizim gemi bayağı büyük olduğu için sanırım bizim gemiye... Bir halt olmadı. Bıçağım var lan! Söker mi bıçak bunları bilmiyorum ama... Bak şuradan... Tabletler bir yerlere doğru gidiyor, dur. Tabletlerin izini bir takip ederim. Gittiği yerde... Bak. Uzak dur. Vallahi keserim. Acımam vallahi. Kışt. Siz toplayabiliyor muyum ben ya kesince? Yok, loot da vermiyoruz ki. Size uğraşmaya değmez o zaman. Oha! Oha! Oğlum her yerdeler ya. Oğlum ben nerelere gidiyorum acaba ki? Şimdi burası üste gidiyor ama. Dur şurada elektronik zımbırtılar var. Bu ne? Lityum al. En azından loot çıktı. En azından loot var abi. Her yerde hem de. Bazalt. Ne aldım? Altın mı? Ciddi misin sen? Vallahi... Oğlum bura ne zenginmiş. Bura bayağı zengin bir şey çıktı. Ne? Oha! Elmas! Anam elmas buldum! Zenginim! Mantı dükkanı açıyoruz burada. Bir dakika. Dur. Titanyumu bırak iki tanesini de. Dur. Dikkatli bakalım sağa sola. Yer. Maden. Bundan ne çıkacak acaba? Altın. Al. Lan! Sıpa! Pislik! Nereden zıpladı? Aşağı mı uçtu? Ne yaptı? Uçarken dişledi mi? Amele ne yaptı ya? Git lan buradan. Bu ne? Tuz çökeleği. Dur alayım şimdilik de. Sonra atarız olmadı. Bak şu yukarıda şey var. Loot var tepede. Orada. Ama oraya çıkabileceğimden şüpheliyim ve düşersem büyük ihtimalle ölürüm ben buradan. O yüzden fazla şansımızı zorlamayacağız. Şu tarafa bir de bir girip bakalım. Bak hep kablo gidiyor bir yerlere. Aa bura. Envanter dolu diyorsun. O zaman tuz çökeleğini atıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Bir tane de bundan atıyoruz. Lityumlar. Yok baba ya lityum.
Sen nesin? Titanyum. Tamam, onu biz attık zaten. Bazaltı kır. Altın al. Bunu da kır. Al. Tamam. Evet, altın falan tabii. Bunlar lazım şeyler. Envanter dolu. Yavrum dur, bir titanyumu her yerden buluyoruz da altını maltını her yerden bulamıyoruz. Yaz ben nereye gittiğime dair şu an çok bir fikrim yok. Ya hani gidiyoruz ama bak bir şeyler daha var bak. Eşek sıpası her yerden de tırmanıyorlar. Salla şimdi. O ne? Orada da var lityum. Ben seni tarayabiliyor muyum şu an? Aa, tarama zımbırtım. Bebe bir dur bebe. Çocuk bir dur. Tarama zımbırtımız nerede abi? Tarayıcımız burada. Şunu koy buna. Ben nerede buna koy? Mara böceği. Tara bakalım. Ya susuzluğumuz artıyor. Ha, yiyecek içeceğe dikkat etmemiz lazım. Yani burada kendimizi kaybedip abi çılgınlar gibi kendimizden geçmeyeceğiz. Yoksa ölürüz. Şu an tam olarak nereye gittiğimi bilmiyorum ben. Ama buralar maden doluymuş ve bu benim çok hoşuma gitti harbiden. Sevdim yani, mekanı sevdim abi. Şimdi yanıma ben şöyle yapacağım. Aha. Envanter dolu. Çocuk bak sen. Sen bana saldıracaksın az sonra. Hah. Şuradan at bir titanyumu daha. Al bakayım bunu da. Tamam. Şu an niye topladığımı onları bilmiyorum ama yani öyle mor garip grup ışıklı şeyleri boşa koymazlar. Şimdi enkazın ta diğer tarafındayız. Ev map falan orada. Adanın diğer tarafına geçmem gerekiyor. Onun için de sanırım bu yönden gideceğiz. 290 metre diyor. Zımbırtıma. Gidelim abi, yiyecek içecek depolayalım kendimize. Ve sonra gelip burada keşfimizi tamamlayalım dostlar. Tamam mı? Haydi bakalım. Evet dostlar, karnımızı falan doyurduk. Yanımıza yedek suyumuzu aldık. Bir tane kurutulmuş yemek yaptık. İyi kötü biraz titanyum, cam falan bir şeyler. Yani eldeki malzemeleri harcamaya çalıştım açıkçası. Niye? Eve bir tane aslında dolap koydum. Şu an bir kez daha gidip gelsek mi diye düşünüyorum. Bir sen. Pil yapımı için ne lazım diyor. Bir dakika. Asit mantarı iki tane. Dur. Hemen şuradan yedek pilimizi yapalım biz. Çık 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 çık. Hemen şuradan biz bir yedek pilimizi aslında güçlü pil için ha iki tane pil lazım. Tamam ne? Normal pilimizi yapalım. Tamam mı? Yanımızda dursun abi o. Haydi bakalım. Haydi gidiyoruz. Şimdi adaya tekrar bir gitmek istiyorum ben. Çünkü o adanın orada ne bulacağız merak ediyorum. Şöyle tam kuzey yönüne doğru ilerleyeceğiz ada için. Ya, hemen hemen şöyle şu şekilde. Aurora'yı ucundan görüyordu. Aynen öyle. Şu hizada gidersek adayı buluruz. Gümüş orada anladığım kadarıyla gümüş de var o tarafta. Yani kumun içinde ben gümüş buldum. Mantetit ve elmas bir de ne bir şey metali, ışınım metali yani radyasyon yayan bir metal daha buldum ben orada. Gidip azıcık da onlardan toparlayacağız ve sonrasında gelip işlerimize devam edeceğiz. Hem de uzaylı binasına girmeyi deneyeceğim. Yani girebiliyor muyum bilmiyorum açıkçası. Kapıda koruma alanı gibi bir şey vardı ama artık kader kısmet ne diyelim. Aha da burada da. Hadi bakalım. Su altında acaba şeyler var mıdır? Bak bura böyle direkt yukarıya doğru gidiyor. Ha. Bak. Bak şunlar. Aha şunlar. Mantetit mi? Manyetit miydi? Köpek balığı var mı civarda?
Yok. Etraf sakin. Aha bu. Manyetit. Ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum açıkçası ama manyetik özellikle bir taş imiş o. Şuna bakalım o neymiş. Merhabalar. Güçlendirilmiş gisi dalış parçası. Tara usta tara. Vallahi Allah'ım bazal töbeyi. Onu da tara hadi. Ne bu? Altın. Oğlum, hadi alayım ya. Baya bir altınımız oldu aslında. Yani baya 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 altınımız oldu. O kadar artık. Ya şu kum taşından gümüş atsa. Heh gümüş. Yürü be. Yürü be. Ne kadar oksijenimiz var? 60 saniye. Birazcık daha dolanabiliriz buralarda. Hii, telepatik yampi var. Yampi geziyor yukarıda dost. Aha lan etçi pislik. Eşek tıspası seni. Ha. Gelip etimi kemirecekler, sömürecekler beni. Ha uranitit kristali ha. Ha olay bu. Buydu. Benim aracım nerede? Orada. Etraf karardı iyice. Neyse dur sonra mıncıklarız burayı. Şimdi o yampi mampi falan orada. Başımıza bela almayalım. Ya senin ne olduğunu ben... Bunları sanırım kırabiliyoruz, kazabiliyoruz ama... Dediğim gibi neyle kazıp çıkarıyorum onları bilmiyorum. Büyük ihtimalle kazım aleti gibi bir şey lazım olacak bize ve onun sayesinde oradaki materyalleri çıkarabileceğiz. O ne lan garip bir balık. Aha. Aa şey var. Dur şimdi. Heh. Tara tara tara. Tara. Ne oluyor lan? Aa gemiye mi saldırmaya çalışıyorsun? Ciddi misin? Sen sağ. Bak gene geliyor. Bak bak bak. Seni ben bir keseyim yavrum. Heh. Şimdi uzaylı şeyse altın yok abi. Altın artık o kadar fazla oldu ki. Ya bu ada bayağı iyiymiş dostlar açıkçası. Hani malzeme konusunda aşırı derecede zengin. Ben buraya bir ara bir işaretçi getirip bırakayım zaten ki lazım olacak çünkü yani belli burası bize. Bayağı lazım olacak. Ay suyun içinde ne güzel görünüyorlar. Ya bebe bir rahat bırakın da huzurla gezinelim şurada ya. Evet kapısını bulduk. Aha. Dur bakalım. Tara. Yüzlerce yıldır el değmemiş olduğunu gösteriyor. Söyle verileri. Degassi'den kurtulanlar. Kaybolduğu zamanki yaşı 19. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Neyse şimdilik bir dursun abi şu uzaylı yapıtımıza. Biz taramada sanırım hala hastayız biz ya. Performing self-scan. Foreign bacteria count has reached statistically significant levels. No adverse effects Ha. detected. Be vigilant for symptoms. Dur, bak yapıt paneli. Aha. Bak şu an giremiyoruz, değil mi? Giremiyoruz evet. Ne oluyor lan? Yapıtı yerleştir koy. Bak bak. İşte bak ilk toplamışım onları. Allah'ım. Arkamdan kapanmaz inşallah. Giriyoruz ama yani. Yapısal inceleme gerçekleştiriliyor. Vay arkadaş. Tesisin tamam da yayınlanan bir alt ileti yayınlandı. Kısmi çeviri yapılabiliyor. İleti okunuyor. Uyarı. Bilmem ne önlemek. Gezegen yörüngesindeki bilinmeyen gemiler yok edilecektir. Aferin. İyi halt yiyorsunuz. Aferin. Yok edin geleni zaten. Aferin. Ulan bura ne lan? Aha. Garip ışıltılı bir şeyler. Işıklı şeyleri severiz.
Daha fazla veri gerekli diyor şu duvardaki şeyler için. Oğlum bana daha çok elektronik devre gibi görüntüler sanki bir şeylere. Ya her yerde onlardan var çünkü. Merhabalar. Veri terminali, veri yiyindir. Bilinmeyen dil çevrilmeye çalışılıyor. Yapay zekanın beyni yandı. Bu terminal 4546. Bilgisayar. O dünya dışı malzeme. Kullanıcı arayüzü tanımlanabilir değil. Geçmiş ya da genetik olarak seçilmiş uzaylı türlerinin olasılıkla duymak için de duysal aygıttır demiş. Daha fazla uzaylı verisi gerekiyor. İndiremiyor muyuz başka? Yok. O aşağıda bir şeyler daha var. Koş 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 koş. Ben silah indireyim ya. Burada belli ki saldırgan bir şey çıkmayacak. Bak bu bir kapı ha bence. Vallahi. Bence bu kapı abi. En iyi olasılıktır. Alt bölümdeki denetim odasına ulaşmak. Peki. Yok kristali. Önce bir tarayalım. Küçük bir nükleer patlamaya eşdeğer enerji barındırıyor. Zaten barındırdığı atomları kalıcı olarak kararlı durumda tutmakta. Oha! Al bakalım. Oğlum öyle oyuncak gibi oynamasana lan. Kim bilir ne o? Dur şuradan bu arada. Bu hadi çürüyen diyor. Su. Ne diye bunu? Suyu azalacak azıcık ama sıkıntı yok. Suyumuz var zaten. Kurtulmuş olduğu için hiç sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Bayağı büyük bir enerji şeysiymiş o. Bu ne ışıldandı burada böyle. Devam et bakalım. Yeni bir data. Aha bir tane daha. Al bakalım. Oğlum çıkışta bu kristallerle ölmeyelim bak. Vallahi bir daha bence bulamayız ha onlardan. Önümüze geleni mıncıklıyoruz ama. Hadi dene bakalım. Uzaylı şematiği. Üstün silahın iç işleyişinin nasıl devre dışı bırakılacağını anlamak için. Ha. Herhangi bir şekilde hasar veremiyor muyuz şu an biz buna? O gezegende bir tane daha uzaylı testi varmış ve güç oradan geliyormuş abi buna. Aa bence var ya bu dışarıda kablolar gidiyor ya. Kesin o kabloların gittiği yerde lan. Vallahi kesin orada abi. Kesin %100 orada muhabbet. Aha. Aha. Oha. Ulan bilmediğimiz her altın içine giriyoruz ama hadi hayırlısı bakalım. Var bir tane daha var. Var bir tane daha var. Dur bakayım. Şimdi onu da mıncıklayalım. İki çıkıp adaya bakınmışım ha. Vallahi akıllı ben işte. Aha bu da açıldı. Ya başka isterse başka kalmadı. Başka kapıyı açamayacağız. Vay, bu ne? Gemi şeysi. Merhaba dayı. Yapıt paneli. Bak orada var. Burada. Bu açılmıyor. Acaba üzerimizde bir şeyin olmadığını algıladı. Suya girsem mi bir ya? Girdim valla. Vallahi girdim. Dur bakayım. Sen bana şaka mı yapıyorsun? İki tane o kristali... Ay ay yampiri var orada dur. Adının da ne olduğunu bilmiyorum ama işte yampiri diye kaldı. Dur usta şimdilik... Şimdilik buradan bir devam edelim biz.
Şimdilik bir gidelim. Ama buraya bayağı büyük gemi. Cyclops bile girer lan buraya. Bura ne böyle kocaman eşek gibi. Ama şeye üzüldüm ya, boşuna kapılara şey harcadık. Gerçi şey yapamazdık değil mi? Yukarıdaki iyon kristallerini alamazdık eğer harcamasaydık. Bak bizim zımbırtı ta yukarıda kaldı. Derinlere indikçe iniyoruz. Buraya da gidiyor mu? Aa, bir kristal de burada. Almasak mı acaba bunu? Hepsini birden mıncıklarsak, ne bileyim, belki bir şeylerin çalışması için ihtiyaç vardır onlara ya. Şimdi bak orada mor bir ışık var. Aldım. İyi halt yedim. Niye aldım acaba ben onu? Bir dakika. Ben nereden geldim? Ne yaptım ya? Bir saniye. Şimdi şurası havuzun olduğu yer değil mi? Hayır değil. Oha. Oğlum şey gibi lan. Boyut kapısı gibi. Fransa'yla da değil ama şu üretim yeri gelişmiş ulaşım ağı. Bence gelişmiş ulaşım ağı usta burası. Vallahi bence gezegenden gidiş şeyimiz yani. Şey gibi değil mi ya? Boyut kapısı işte bildiğin. Bak balıklar bile girip çıkıyor. Dursun bakalım ha. Dur geri dön. Şimdi yanlış yere geldik. O kesin, tamam. Şimdi dur, havuz. Ha, havuz burada şimdi. Buradan böyle girdik. Tamam. İleriye gidince ışınlanma kapısı var ki bence ileride onu zaten eklenecektir. Yani oyun çok ilginç yerlere geldi harbiden de. Şuradan bir gidelim. Aha, orada bir şey daha var. Aynen, bir kapı daha var ama şey aldık. Tablet aldık, yeni tablet. Nasıl açacağım burayı? Bu kapının ardında olduğunu gösteriyor. Şunu mı cıklayacağız? Yerleştir bakalım. İyi, Allah'tan hepsi uyuyor birbirine. Şey, önemli oda buradaymış. O önemli oda. Aha. Enerji çekirdeği. Aç bakalım. Ha, ana reaktör buymuş. Ya ben bunu kapatırsam, oğlum, bak kırmızı yanıyor, kırmızı kötüdür. Usta kırmızı kötüdür. Ben yani yaklaşık 20 senelik oyuncuyum ve üzerinde kırmızı çıkan tabeladan iyi bir halt çıktığını görmedim. Dur etrafa bakayım da şurada lootlanacak bir şeyler var mı? Patlar matlar bir haltlar olur, alamayız. Neyse basıyorum yani. Aha bastım. O da bir tereddüt etti. Aha. Hastalık kapmış bireyler bu güvenlik sistemini kapatamaz. Bu gezegen karantina altındadır. Ah, karantina altına alındı bir gezegen. Infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Bir dakika. Biz hastalıklı diyor ya. Şimdi bizim sahip olduğumuz Scans of available alien data indicate the presence ikinci bir tesis. of a second facility elsewhere on the planet. Evidence suggests it is located 800 meters below sea level, approximately 1 8 kilometer metre saklot şart oldu bize. Information recorded to data bank. Vay anasını, gitsene. Vay anasını. 200 metre çok.
Yabancı canlı dar, salla orayı teknik. Hastalık araştırma tesisi. Aç bakalım. 7 çalışanı varmış oranın. Canlı denek incelemesi. Ama carar adı verilen son derece bulaşıcı bakteri için ilaç geliştirmek. Harbiden ya, bu gezegen hastalıklı. Bu da kimse hastalık kapmasın diye aslında buraya koruyor. Oha. Tesis 700 metre derinliğe inşa edilmiştir ve güvenlik platformunun yaklaşık 1 kilometre güvenlik güneybatısı. Şimdi buranın tesis olduğunu varsayarsak 1 kilometre güneybatı neresi oluyor? Şimdi biz kuzeye doğru geldik. Güney batı şu yönde bir yerde oluyor. Neyse dostlar, bayağı bir şey yaptık, keşif yaptık. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Beğeniler bol olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde yeni sırlara doğru. Hoşça kalın.